Evet. Tekrar herkese iyi akşamlar. Şimdi ben bir yandan bu konuşmayı yaparken bir yandan da aslında video kaydını alıyorum kendimi. Çünkü yorum yaptığımız bir YouTube kanalı var, TV55. Ayrıca oraya konuşma için bir video hazırlamak istemiyorum. Yani burada bahsettiğim şeyleri şu an İstanbul Samsporlar Derneği'nin Twitter sohbet sayfasındaki konuşmayı orada da yayınlamak istiyorum. Böylece hem aynı şeyleri tekrarlamamış olurum hem de bu konuşmayı az bir kitle izliyorsa bile daha çok insan dinleyebilir. Şimdi psikolojik danışmanların ya da psikiyatrların çok klasik bir sorusu vardır. Bu sana nasıl hissettirdi? Yani seansa böyle başlarlar. Bir şey olduğunu, bir şey anlattığında ya da bir şey başına geldiğinde bu sana nasıl hissettirdi? Ben bugün kalktığımda haberler düşmeye başladığında telefon ekranıma Samsunspor kulübünün açıklaması ardından ulusal medyada Samsunspor'a 2 dönem transfer yasağı haberleri falan düşmeye başladığında bu bana nasıl hissettirdi? Açıkçası ilk duygum üzüntü oldu. Yani çok üzüldüm. Ve bir utanç hissi yaşadım. Yani bunu nasıl izah edeceğimize dair. Çünkü ben geçmiş programlarda, konuşmalarda da çok söyledim. Yani bu söylenti ortaya çıktığı anda da eğer biz bir transfer yasağı alırsak bu bence Samsunspor tarihinin en utanç verici idari gelişmesi olur. Neden? Hiç mi daha önce almadık? Aldık. Amin Umar şikayetinden dolayı 2016'da da biz transfer cezası yemiştik. Geçmişte Türkiye Futbol Federasyonu'nun defalarca tahtamızı kapadığını biliyoruz. Yani tahta esprileri yapardık. Bunları biliyoruz ancak geçmişteki bütün bu yaşanmışlıklar bir yokluk içerisinde oldu. Yani paranız yokken ödeme yapamamanızı anlayabilirim. Yok çünkü. Fakat bir yandan da bu kadar iddialı beyanatların olduğu ve her zaman söylüyorum kendisinden önceki bütün kişileri, kurumları, hadiseleri, her şeyi küçümseyen, aşağılayan, yok sayan bir zihniyetin bu kadar üst perdeden konuşup da bu kadar acemice bir işe imza atmasının bence affedilebilir bir tarafı yok. Bir kere bunun altını çizelim. Evet taraftarlarımız, taraftar gruplarımız birlik beraberlik mesajı veriyor. Ben de veriyorum. Yani bu şu demek aslında. Mustafa Kemal Atatürk'ün çok güzel bir sözü var. Tenkit etmem, iştirak etmeyeceğim anlamına gelmez. Yani o da mesela bir subay olarak Birinci Dünya Savaşı'ndaki bütün o politikaları tenkit ediyor, eleştiriyor, katılmıyor o fikirlere. Ama gidip cephede çatır çatır savaşıyor. Aslan gibi savaşıyor. Yani biz de şimdi Samsunspor taraftarı olarak Yüksel Bey'in yönetim tarzını, başkanlık modelini ve ifadelerini beğenmek zorunda değiliz. Eleştiriyoruz. Ama bu Samsunspor için mücadele etmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Kimsenin bize akıl vermesine ihtiyacımız da yok. Şimdi birazdan zaten o şeye geleceğim. Kulübün açıklamasına geleceğim. Yani özetle beni bu üzgün ve utanç içerisinde hissettirdi. Çünkü biz geldiğinden beri Yüksel Bey'den evet bir takım yani elbette ki iyi şeyler gördük. Yani hep söylüyor işte Eskişehirspor'un, Bursaspor'un durumu ortada. Sağ olsun. Bu anlamda şunun altını çizmem gerekiyor. Biz kendisine ben en azından biz çoğu konuşmayayım şahsım adına hep şükran duydum. Yine duyuyorum. Yani bir teşekkür hissim var. Ama taraftarın bu şükran duygusu hiçbir zaman bir sevgiye dönüşmedi. Dönüşemedi. Olmadı yani. Hani böyle canı gönülden başkanımız deyip sevemedik. Çünkü bunun da temel faktörü şu. Kendisinden biz maddi olarak pek çok şeyi gördük. Ama beklediğimiz o Samsunsporluluk duruşunu, Samsunsporluluk duygusunu, duygudaşlığını bir türlü hissedemedik. Yani benim hobim ifadesinden tutun da adı falan filan diye kadar pek çok ifadeyle hatta bizi rencide ettiği yeri geldi. Yani bu anlamda o duygu birliğini bir türlü sağlayamadık. Ha burada o kabahatlidir, biz kabahatiyiz. Onu tartışmıyorum. Yani ben ne olduğunun kendime göre elbette bir açıklaması var ama yani yine şu cümleyi tekrarlamak istiyorum. Bizde Yüksel Bey'e karşı olan şükran duygusu sevgi duygusuna bir türlü dönüşemedi. Yani bu anlamda da hesap sormak gerekiyorsa tabii ki hesabını soracağız. Yani çünkü onun şahsi şirketi falan değil bu. Öyle olsaydı zaten böyle bir açıklama yapma gereği de duymazdı yani. Açıklamaya dediğim gibi birazdan geleceğim. Ve Türk futbolu beni ve yönetim anlayışımı tanıyacak demişti. Yani çok farklı bir yönetim sergileyeceğini ifade etmişti. Hakikaten öyle oldu. Yani ben Türk futbolunda bugüne kadar para varken böyle bir ceza alan bir başkan ya da bir yönetim ya da bir kulüp görmedim, bilmiyorum, duymadım. Yani şimdi şeye geldiğimizde de hemen oraya geleyim açıklamaya, kulübün açıklamasına. Genel anlamda nasıl bir karşılığı var bence?
Ya biliyorsunuz şeydi, Türkiye'de en son Mehmet Büyükekşi de yaptı bunu. Arkadaşlar işte ezanı susturamayacaklar, bayrağı indiremeyecekler falan diye. Ya ne ilgisi var yani? Bu da öyle bir açıklama olmuş. Şimdi bakalım. Bir kere açıklamayı kimin yaptığı belirsiz. Yani orada bir ben dili kullanılıyor. Bir kişisel bir dil var. Ama altında Samsunspor Futbol Kulübü AŞ diyor. Nedir yani, şirket mi? Bize bir makine mi açıklama yaptı? Şimdi bunu ben çok anlayabilmiş değilim. Şimdi önce diyor ki, kamuoyunun ve Büyük Samsunspor taraftarının dikkatine. Güzel. Samsunspor taraftarının büyük olduğu anlaşılmış. Ama nasıl anlaşılıyor? İşler iyi giderken değil. Gerçekten taraftara ihtiyaç duyduğunu hissettiği anda. Yani kozlarını kaptırdığı anda Büyük Samsunspor taraftarı olduk biz. Ondan önce müşteriydik. Ondan önce transfer istiyorlarsa para versinlerdik. Şimdi Büyük Samsunspor taraftarı olduk. Ki bunu demeye gerek yok. Samsunspor taraftarı büyük zaten. Geçmişinden bu yana büyük. Her neyse, durumu anlatmış. Yani kim yazdıysa bu açıklamayı, durumu anlatmış. İşte diyor ki, yani kötü olan noktalar şunlar. Temmuz ayında diyor bize iletilmişti diyor kulübümüze. Fakat bizim bundan hiç haberimiz olmadı. Hadi önemli değil, bizim haberimiz yok. Fakat kulübün madem haberi var, arkadaş yani bir B planın olur. Bu yasağın gelme ihtimali daha yüksek, belli. Onu o zaman fazla transfer yaparsın. Ya da nokta atışı yaparsın ya da işte taraftarın ya Hulk'u alsak dediğinde çok para, ben o kadar para veremem. Şimdi bir sene boyunca hiç para vermeyeceksiniz. Gözünüz aydın diyelim yani. Ve Temmuz ayında bildirilen bu durumla ilgili bakın ne kadar ilginç, diyor ki hemen İsviçre'nin en ünlü ve tecrübeli avukatlık şirketiyle anlaştık. Yani aslında şunu söylüyor orada, ezan dinmeyecek, bayrak inmeyecekten kastım şu. Biz zaten haklıydık, masumduk ama bu tabiri caizse tırnak içerisinde Batı gavuru kas Türk takımlarına olan husumetini ve Türk takımlarının hatalarının bedelini haklı olmamıza rağmen bize ödetti diyor. Yani ben mealen buna ya da tefsirini yaptığımda bunu anlıyorum. Yani diyor ki temel neden diyor zaten Türk kulüplerinin diyor uluslararası alandaki kötü şöhreti. Bu nedenle kas diyor bize o gözle baktı diyor. Şimdi benim anladığım şu. Biz Novikovas'a parasını da vermişiz. Avukatına da parayı vermişiz. Gitmişiz bir de avukat tutmuşuz. Ona da para vermişiz ama bir de üstüne davayı kaybetmişiz. Yani bu acayip bir şey. Şimdi burada iki ihtimal var. İki ihtimal var. Birincisi, başkan kiminle çalışıyorsa, yani kulübün avukatı, hukukçuları kimse, İsviçre'dekilerden bahsetmiyorum. Bunlar son derece yetersiz. Bazı arkadaşlar dedi ki ya yönetici yok mu kulübü? Artık yok. Yani Samsunspor başkanlık sistemine geçtiği için o eskisi gibi idari işlerden sorumlu, hukuk işlerinden sorumlu, futbol şubeden sorumlu, yönetici gibi kavramlar yok bizde. Profesyoneller var ya, çok başarılı bir şekilde götürüyorlar her şeyi. Kimse avukatı, hukuk işleri gerekli bilgiyi vermemiş. Bu büyük bir vahim bir hatadır yani. Başkanın, Yüksel Bey'in bunun hesabını sorması lazım. Ya da ikinci ihtimal şu. Başkana bunu bildirdiler. Yani dediler ki başkanım böyle bir risk var. Biz ceza alacağız. Hatta aldık. Bunu gidermemiz gerekiyor dediler. Ama o, yani senaryodan bahsediyorum. Bakın olmuştur demiyorum. O demiştir ki, demiş olabilir ki ya hiç önemli değil. Bu, gerek yok. İşte zaten biz haklıyız. Para vermeye gerek yok. Parasını verdik falan filan demiştir. Önemsememiş olabilir. Bilmiyorum. Şimdi ama ne olursa olsun burada kulübün düşürüldüğü bu durumdan dolayı, çünkü o hani imaj değil mi? Yani imaj, Samsunspor imajı her zaman ne diyor? Federasyonda artık öyle bir itibarımız var ki Samsunspor deyince bütün kapılar açılıyor. Yani Samsunspor'un adını o kötü durumdan kurtardım diyordu. Şimdi bırakın Türkiye'yi, uluslararası arenada Samsunspor transfer yasağı yemiş bir kulüp durumuna geldi. İmaj yerle bir oldu yani. Her neyse, diyor ki FIFA diyor sadece bu cezayla sadece bize değil diyor. Türk futboluna da bir darbe vurmuştur. Hadi bakalım şimdi birlik beraberlik toplanmaya başladık. Herkesi topluyoruz yani. Sonra taraftara sesleniyor. Diyor ki Süper Lig'e çıkmadan önce de diyor her zaman takımını fedakarca destekleyen Büyük Samsunspor taraftarı diyor. Şimdi Samsunspor olarak Süper Lig yolunda bu zamana kadar çok zorlu şartlardan geçtik. Hiçbir zaman pes etmedik. Bugün tarihimizin en zorlu günlerinden birini yaşıyoruz. Niye yaşıyoruz yani? Bunun müsebbibiyle ilgili bir şey yok. Bir açıklama yok. Kendilerine mal edilen bir durum da yok. Yani yine hatadan münezzeh. Sayın Başkan ve yönetimimiz. Onlarla ilgili bir şey yok. Kusurluk bir durum yok. Başkalarının kabahati bunlar.
Biz işte birbirimizi daha çok birbirimize sarılalım, birbirimize destek olalım falan. Ya yani şey klasik açıklamalar, Alaturka açıklamalar bunlar. Halbuki başkanın tarzı Avrupa'yıydı değil mi? Batılıydı. Amerika'da eğitim gördü, Japonlarla çalıştı. Ama bakıyorsunuz mazeretler, açıklamalar tamamen Alaturka. Yani hatta oryantalist yani açık bir şekilde. Neyse iki dönem transfer yapamayacağız. Bu zorlu süreçte diyor işte. Camiamızın bütünleşmesi adına kulüp başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım gereken adımları atacak. Yani şey gelecek yine. Bir kahramanımız yine gelecek. Gereken adımları atacak ve biz de sizi bilgilendireceğiz diyor. Eyvallah. Ve diyor ki başkanımız Yıldırım'ın sizlerden tek isteği önceden hep yaptığınızı şimdi daha çok yapmanız ve kulübünüzle takımınıza sahip çıkmanızdır diyor. Yani bu hani bir şey demiyorum. Demiyorum çünkü bence Türkiye'de kulübüne, takımına en çok sahip çıkan taraftar grubu Samsunspor taraftarıdır. En çok sahip çıkan. Hiçbir zaman terk etmeyen, onu kaderi gibi benimseyen, başarıyla, başarısızlıkla, puanla, bulunduğu ligle hiçbir zaman bağlantı kurmayan taraftar grubu zaten Samsunspor taraftarı. Böyle bir nasihata ihtiyacı yok. Böyle bir nasihatı verecek kişilerden gelecek o nasihata hiç ihtiyacı yok Samsunspor taraftarının. Ve son cümle, sosyal medyada da çok arkadaşlarımız epeyce buna atıfta bulundular. Sizleri seviyoruz. Sizler Samsunspor'u bizden çok sevin ve sahip çıkın. Zaten öyle. Zaten öyle yani. Ben Samsunspor'u kendimden bile çok seviyorum. Samsunspor taraftarı da öyle. Ve biz aslında biz Samsunspor'u sevmiyoruz. Biz Samsunspor'a aşığız. Çünkü sevmekle aşk arasında ciddi bir seviye farkı vardır. Aşk bir hastalık halidir. Biz hastayız. Bizim için Samsunspor oldu mu akan sular duruyor. Sevginin ötesinde bir durum yani. O kadar çok kalp kırmışızdır ki ailemizden, çevremizden. O kadar insanı üzmüşüzdür ki sırf Samsunsporluluğumuz için. Ve yani bir aşk şarkısı dinlediğinde ağlayan taraftar kitlesi yani bu Samsunspor taraftarı. Hani neyin sizin bizden daha çok sevin falan. Elbette sizden daha çok seviyoruz. Hatta sizi seviyor muyuz o da tartışılır yani. Tabii ki sizden çok seviyoruz. Her neyse yani bu dediğim gibi Avrupa'yı mesajlarla gelen bir başkanın, bir yönetimin ve yine altını çiziyorum kendinden önceki her şeyi, her olayı, her kişiyi camiaya mal olmuş her nesneyi ötekileştirerek, aşağılayarak, yok sayarak adeta yeniden bir tarih yazma uğruna 2018'den sonrası gibi hareket ettikten sonra dönüp dolaşıp hasılata baktığımızda eskiyi arar hale ya da eskinin kötü bir taklidine gelmişsek o zaman burada tabii ki hesap soracağız. Bu hesap sormamız ya da bu üzüntümüzü dile getirmemiz, takımımızın yanında yer almayacağımız ya da başkanımızı yine desteklemeyeceğimiz anlamına gelmiyor. O bizim kulübümüzün başkanı. Elbette ki doğru yapması için elimizden geleni yapacağız. Doğru yaptığında alkışlayacağız. Yanlış yaptığında da diyeceğiz ki hayır bu yanlış diyeceğiz. Evet yani şey bu. Ben de genel anlamda KAS kararıyla ilgili söylenecek şeyler bunlar. Yani soru varsa alabilirim. Ona göre devam ederiz. Ya şimdi avukat Enes Bey'in sorusunu ben kendi kanalım için hemen bir tekrarlayayım. Yani biz şunu soruyorsunuz değil mi? Pendik maçından önce Yüksel Bey'in de olduğu bir ortamda denk gelmiştik. Ve orada bize ben sormuştum hatta KAS'taki durum ne? Çünkü bu çok önemli. Yani küme düşer miyiz düşmez miyiz bununla da ilintili bir durum esasında. KAS'taki durumu sorduğumda bize 51-49 lehimize sonuçlanabilir demişti ve ben o oranı çok düşük bulmuştum. Yani 51-49 değil. Madem bu kadar haklıyız, bu kadar haklı donelere sahibiz, neden 51-49? Yani bu oranın daha yüksek olması gerekiyor diye düşündüğümü ifade etmiştim. Gerçekten de öyle. Ben şimdi evet Enes'im senin de dediğin gibi başkanın aslında sonucu az buçuk bildiğini düşünüyorum şu anda. Bildiğini düşünüyorum ama tedbir almadığını da düşünüyorum. Şimdi şu soru da ortaya çıkabilir. Biraz vaktinizi de fazla aldım ama şöyle bitireyim. Bununla ilişkili çünkü. Yani eğer transfer yapamazsak küme düşeriz diye düşünüyordum ben de birkaç hafta öncesine kadar. Ancak yani düşmeyebilir bu takım. Çünkü hoca tuttu her şeye rağmen. Ve bir de Kayserispor örneğindeki gibi bugün Hakkı Yeşilur, Hakkı abi benzer bir tweet atmış. Yani oyuncularda takım olma birlikte oynama becerisini ve alışkanlığını artırabilir. Çünkü artık bir sene boyunca bu kadro yani. Bu kadro ve kenetlenmek durumunda. Ali İhsan Başkan'ın da dediği gibi maddi sorunu da olmayacağı için yani oyuncular ödemelerini de alacakları için hadi bakalım biz en üst performansı sergileyelim durumu olabilir. Yani bunu lütfen bir polyanacılık gibi düşünmeyelim. Bu bir ihtimal dahilinde ve yüksek ihtimal. Yani bu takım bu ligde kalır.
Öyle görünüyor. Ama iki dönemli transfer yasa, yani seneye lige nasıl başlar? O havayı tekrar yakalayabilir miyiz? Onu pek bilemiyorum tabii ki. Bir de yani o şey gitti, şehirdeki coşku gitti. Şimdi Nisan ayında Keçiören maçından sonraki şampiyonluk kutlamalarında ben de Samsun'daydım. Cumhuriyet Meydanı'nda o ışık gösterileri falan ve başkanın yine üst perdeden çok iddialı açıklamaları, şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Bir sene pek bir şey yapamayacağız, yani öyle görünüyor. Şimdi burada oyuncularımızın özgüvenini artırmamız gerekiyor. Bunlar kötü futbolcular değiller. Ve azami, maksimum verimi almak durumundayız bu oyuncu kadrosundan. Bunu da yapacak olan teknik heyet ve aslında biraz da bizleriz yani. Ama tekrar söylüyorum, takımına sahip çıksın cümlesi son derece fuzuli, gereksiz Samsunspor taraftarı için. Biz zaten sahip çıkıyoruz yani. Biz maça gidemeyeceğini bile bile İstanbul'daki playoff finaline işte 5000 kişi gitmiş bir taraftar topluluğuyuz. Ve sonra stat'tan çıkarıldık yani, önemli bir kısmımız. Yani bizlik bir şey yok burada. Biz zaten sahip çıkarız takımımıza. Her zaman çıkıyoruz. Rica ederim. İyi akşamlar diliyorum. Hı-hı.